Ne sıklıkla kaygı hissediyorsun? O anlarda kaygılı olduğunu nasıl anlıyorsun? Nereden biliyorsun? Fiziksel mi yoksa zihinsel olarak mı deneyimliyorsun? Sence başka insanlar da benzer şekilde bu duyguyu deneyimliyor mu? Aynen. Kaygı, felsefe, psikoloji ve felsefi danışmanlık alanlarının üzerine çalıştığı en temel konu ve sorulardan biridir. Bu videoda sen ve ben Riella Morhaime kaygı kavramını felsefi danışmanlık çerçevesinden inceleyeceğiz. Kaygının ne olduğundan başlamaya ne dersin? Kaygı hepimizi, kişiyi, potansiyel ya da gerçek, tehlikelere ve tehditlere hazırlayan doğal ve gerekli bir tepkidir. Aynı şekilde diğer bir tanım, yakın ve uzak gelecekte olmakta olan ya da olacağını, olabileceğini düşündüğümüz olay ve durumlarda stres, korku, endişe hisleriyle oluşan bir haldir. Bu iki durumda da hayatımız için varoluşsal bir önem taşır. Bizi müdahale etmeye ve hızlı karar vermeye yönlendirir. Fakat dengesiz ve aşırı düzeyde yaşanması zihinsel bir bozukluk haline geliyor. Sosyal, politik, dışsal, çevresel, fiziksel faktörler sebep olabileceği gibi özünde rahatsız edici zihinsel bir süreç vardır. Peki, felsefe bu konuda bize nasıl yardımcı olabilir? Felsefi danışmanlık. Bu metodoloji iki ana donanıma sahiptir. Felsefe mirası, pratik bilgelik dediğimiz ve felsefi beceriler ve teknikler. İlk donanım, kaygıyla ilişkilendirirsek bizi stoacı ve varoluşçu felsefeye götürüyor. Stoacı felsefenin, stoacı filozof Seneca, kaygıyı belirsizlik ile ilişkilendiriyor. Belirsizlik hissinin kaygı getirdiğinden bahsediyor. Ve dinleyenlerine huzur ve özgürlüğe dayanan İdeal zihir durumunu öğretiyor. Bunun için verdiği tek bir öğüt var. Zihninizi diyor, geçmiş ve geleceğe ve onun getirdiği endişelere odaklamak yerine şimdiye odaklayın. Çünkü belirli olan tek an şimdidir diyor. Şimdi de kaygıda sağlıklı seviyelerdedir. Sağlıklı seviyelerde kalır diyor. Diğer bir stoacı filozof Epiktetos, belirsizlik bir adım ileri taşıyarak güvensizlik ve kontrol mekanizmalarımızın arasındaki sağlıksız bir paternden bahsediyor. Ve kaygının ne olursa olsun şu varoluşta hep var olacağını ama bunun sağlıksızlaşmasının tek sebebinin kişinin kontrol edemeyeceği şeyleri, durumları, olayları kontrol etmeyi çabasıdır diyor. Farklı insanların senin hakkında ne düşündüğü, politika, sosyal problemler, başkalarının yaşadığı sorunlar, bir durumun gelecekteki sonuçları, kontrolün dışındadır diyor. Stoacılar bize şimdiye odaklanmamızı ve kontrol edebileceğimiz durumlarla, olaylarla
ilişkilenmemizi öğütlüyor. Varoluşçu akım, varoluşçu filozoflardan 3 tanesini bu videoya ekliyorum. İlki, benim hayatımda çok önem taşıyan tezimin ana kahramanı. Tezimin konusu da felsefeyi kullanarak kaygıyla nasıl başa çıkarız? Kierkegaard. Kierkegaard kaygıyı baş dönmesi hissiyle tanımlıyor, ifadelendiriliyor. Bir kişinin seçme özgürlüğünü hissettiği anda yaşadığı baş dönmesi rahatsız edici duygudur diyor. Doğaldır. Herkesin yaşadığı bir haldir. Derken bize insanlığın ilk hikayelerinden birini sunuyor. Adam ve Havva. Adem ve Havva'nın seçim özgürlüğünü, o ağacın meyvesini yemek ve yememek arasındaki seçim özgürlüğünü hissettikleri anda yaşadığı ilk ve temel duygunun kaygı olduğunu söylüyor. Diğer bir örnek, İbrahim hikayesinde İbrahim'in oğlunu feda edip etmemek konusundaki özgürlüğünü, bunu seçme özgürlüğünü fark ettiği anda yaşadığı duyguyla yine örneklendiriyor. Ve verdiği öğüt, varoluşa güven diyor. Kaygı ile yaşamayı öğrenmekten, kaygı ile işbirliği yapmaktan bahsediyor. Ve bunun için de varoluşa karşı, insanlara karşı, kendine karşı güven duymayı öğütlüyor. Diğer bir filozof, Fransa'ya gidiyoruz, Jean-Paul Sartre. O da kaygının mide bulantısı olarak hissedildiğini bahsediyor. Varoluşsal özgürlüğümüzün getirdiği sorumluluk duygusuyla ilişkilidir diyor kaygı. Kararlarımızın sonucunda bir sorumluluk alırız diyor. Ve buradaki karar verme özgürlüğümüz ve sonucunda kendimizi ne şekilde tanımladığımız ya da nasıl tanımlayacağımız bize kaygı getirir diyor. Ve onun öğüdü ise özgürlüğün ve kaygının kaçılmaz ve kaçınılmaz doğasını kabul etmekten bahsediyor. Kabul ettiğin anda o kaygının üzerindeki mide bulandırıcı etkisinin hafiflediğinden bahsediyor. Almanya'ya gidersek bir Arman filozofu da anmış olalım, Heidegger. Kişinin sınırlı hayatını ve sınırsız seçim özgürlüğünü fark ettiği durumda yaşadığı rahatsızlık hissi kaygıdır diyor. Ve onun verdiği öğüt de özgünlük, otantik olmak. Sen karar verme ve kendini yaratma bilincini fark ettiğin anda bu özgürlük ve bu farkındalık seni daha özgün olmaya iter diyor ve özgün oldukça kaygı hissetmezsin diyor. Şu ana kadar bahsettiğimiz, yararlanabileceğimiz öğütlerden bir ya da birkaçı seninle uyumluysa hemen alıp hayatına ekleyebilirsin. Bunun dışında felsefi danışmanlıkta bu ekolde biz ikinci bir donanıma sahibiz. Bu da felsefi beceriler, felsefe teknikleri. Kaygıyla ilişkilendirirsek sağlıksız düşünme kalıpları ve mantık hataları burada bizim için ana problem. Ve kendi deneyimlerimden de yola çıkarak kaygıyla ilişkili 3 tane sağlıksız düşünme paterni sunabilirim size. Bir tanesi duygusal düşünme. Diğeri abartılı düşünme ve felaketleştirme. Ve diğeri gerçek dışı yargılar. Bu 3
mantık hatası ya da sağlıksız düşünme paternini fark ettiğimiz anda, burada da felsefi yöntemlerle işte yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sistematik düşünme deneyimleriyle ve doğru soruyu sorarak bu düşünce paternlerini yeniden yapılandırabiliriz. Örneğin, evden çıkarsam başıma neler gelecek? Gelmeyebilir. Bu sınavı geçemezsem hayatım kararacak. Şu pilavdan ikinci kaşığı yediğim anda bittim ben. Şu sunumu şu gruba yaparken tökezleyeceğim, herkes benimle dalga geçecek, mahcup olacağım. Bir senaryo. Diğer senaryoları olup olamayacağını kendine sorduğun anda dengelenmiş oluyor ve bu mantık hatasını fark edip hayatımıza yapıcı bir düşünme paterni sokmuş oluyoruz. Yani bize olumlu içsel konuşma ve zihinsel ustalık getiriyor. Bunun dışında tabii ki psikolojinin bize sağ olsun hep önemli vurguladığı diyaloglar, konuşmak, paylaşmak, kişinin kendini ifadesinin önemli bir yararı olduğunu söylüyor. Bunun için sosyal destek ya da birebir profesyonel destek çok önemli. Bir diğer yöntem de rahatlama egzersizleri, nefes çalışmaları, meditasyon teknikleri, masaj gibi fiziksel bedeni ve fiziksel bedenle bağlantılı olarak zihni rahatlatmak. Bu da çok önemli. Fiziksel bakım, hijyen, düzenli spor, düzenli beslenme, düzenli uyku diğer bir yöntem. Ve eğer bunların hiçbiri senin için yeterli değilse ve kaygı abartılı düzeylerde hayatını etkiliyorsa yardım istemekten çekinme. Ailenden, arkadaşlarından ya da profesyonel birinden, psikolog, psikiyatrist, terapist, felsefi danışman hiç fark etmez. Direkt yardım iste. Eğer bu videoyu beğendiysen ve bunu ifade etmek istersen aşağıdan beğenebilirsin. Bu ve benzeri içerikleri takip etmek ve haberdar olmak istersen bu kanala üye olabilirsin. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir gün olsun. Hoşça kal.